sapkınlık olur diye düşünüyorum. Genel olarak hepimiz günahkar olduğumuz için cinsel anlamda. Yani kutsal kitap cinsel özgürlüğe karşı değildir aslında ama şöyle hani evlenin diyor kutsal kitap. Yani hani Pavlus şey diyor, bununla ilgili Tanrı'dan bir bildirim almadım ama kendini cinsel açıdan tutamayanlar evlensinler diyor, yani bununla ilgili söylüyor. Ama eski ayete bakarsak kralların ya da işte birçok adı geçen insanların birden fazla eşi olduğunu zaten görüyoruz. Ama İsa Mesih'le beraber Tanrı'nın karşısında zaten tek bir eş olmalı gerektiğini söylüyor. Kutsal kitap aslında cinsel özgürlüğe evet karşıdır. Çünkü Tanrı ilk yaratılışta Adem ve Havva'yı yarattı. Erkek ve erkeği yaratmadı. Ve çoğalın dedi. Tanrı cinselliği yarattı ve kutsal bir şekilde bunu yapabileceğimizi söyledi. Evlilik konu açısından. Çünkü cinsel özgürlükte ne anladığımız önemli. Yani günümüz dünyasında her istediğimi, cinsel anlamda her istediğimi yapabilirim. Bunu özgürlük olarak düşünüyoruz. Fakat kutsal kitap bize doğru olanı, güzel olanı öğütlemek için var. Bu yüzden günümüzdeki cinsel özgürlük anlamında kutsal kitap karşı yasaklayıcı gibi görülebilir. Ama bu insanların iyiliği içindir. İnsanların yaratılışı kutsaldır. Tanrı sevgidir. Birbirinize sevgi gözüyle bakın der. Pavlus ne diyor? Kadınla erkeğin birlikteliğinin sırrı Tanrı katında büyüktür. Biz hayvan değiliz. Biz insan olarak yaratıldık ve insan özümüze aykırı davranamayız. Kutsal kitapta bunu anlatıyor. Bu yüzden cinsel özgürlük insanlara günah kılınmıştır. Merhaba. Bugünkü sorumuz, kutsal kitap neden cinsel özgürlüğe karşıdır? Bu soruyla karşılaştığımızda bence ilk olarak belirtilmesi gereken şey, kutsal kitabın cinsel özgürlüğe karşı olmadığıdır. Hatta kutsal kitap cinsellik ve ilişkileri son derece yüksek ve saygın bir konuma yerleştirmiştir. Eğer kutsal kitabı başından sonuna, yani yaratılıştan vahiye kadar incelerseniz, kutsal kitabın cinsellikten ve cinselliğin güzelliğinden bahsettiğini göreceksiniz. Ezgiler Ezgisi'nde çok geniş bir bölüm sadece cinselliğin güzelliğini anlatmaya ayrılmıştır. Yani kutsal kitap cinselliğe büyük önem verir. Peki kutsal kitabın cinsellik ve ilişkilerle ilgili belirlediği kurallar var mıdır? Elbette. Ama bu kurallar bizim iyiliğimiz için konulmuş kurallardır. Amacı özgürlüğü ortadan kaldırmak değil, bu özgürlüğü sağlamaktır. Eğer arkadaşım gibi düşünüyorsanız şöyle diyebilirsiniz. Bir dakika, bu kuralların özgürlüğe hizmet ettiğini nereden bileceğim? Dünyaya baktığımızda birçok kuralın özgürlük değil, kısıtlama getirdiğini görürüz. Ama özellikle gelişmiş ülkelerde başka türlü kurallar da vardır. Mesela hırsızlık karşıtı kanunlar ya da trafik kanunları gibi kurallar güvenliğimiz ve korunmamız içindir. Kutsal kitaptaki cinsellikle ilgili kurallar da böyledir. Korunmamız, iyiliğimiz, özgürlüğümüz içindir. Eğer kutsal kitabı incelediyseniz şu konu üzerinde biraz düşünün. Kutsal kitap özgürlük ile ilgili bir kitaptır. Mısır'dan çıkıştaki büyük hikayede Tanrı'nın Musa aracılığıyla tutsak olarak yaşadıkları ülkeden özgür bir şekilde yaşayacakları ülkeye götürmesi anlatılır. Tanrı'nın oğlunu dünyaya göndermesi hikayesi, Tanrı'nın bizi özgürleştirme hikayesidir. Yani kutsal kitap cinsel özgürlüğe karşı mıdır sorusu sorulduğunda bunun kesinlikle böyle olmadığını söyleyebiliriz. Oradaki kurallar, sınırlar ve kısıtlamalar bizim özgürlüğümüz için konulmuştur. Üçüncü olarak kutsal kitaba bakın, onu başından sonuna kadar inceleyin, göreceksiniz ki Tanrı bizim üzerimizde baskı kurmak değil, bizim yanımızda ve bizi özgürleştirmek istemektedir. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşça kalın.